Şeyden kalırsa. Tamam. İçten büyüksel ki fotoğraf makinesi. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Ona baktığında o şey kutunun içerisinde oluyor. Topunu gördüğünüz zaman. Şimdi baksana. Oradan bulamıyoruz. Oradan bulamıyoruz. Ayın 7'sinde Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne geldim, testimi, tomografimi yaptım. Testin pozitif çıktığını söylediler. Direkt eve karantinaya girdim. 8'inde bizim çalışanlar, onlar da bir kişi testi pozitif çıktı. O gün gazeteyi büroda hazırladılar. Ondan sonra büroyu kapattık, herkes evde kaldı. Sağ olasın gazeteyi Diyarbakır gazetesi, Yeni Gün ve Olay gazetesi ortaklaşa gazeteyi hazırladılar. Bir hafta üzerine geçti. Pazartesi salı günü bir arkadaşı çağırdım. Anahtarı verdim onlara. Dedim gidin bir büroyu kontrol edin, matbaayı kontrol edin. Durum nedir? Ne vaziyettedir? Geldiler, kontrol ettiler, baktılar. Çekim, canlı yayında çekim bana gösterdiler. Bak dedi, kırkız girmiş. Ben dedim onlara hemen emniyete haber verin. Emniyet gelsin, gerekeni yapsın. Emniyet birimleri gelmişler. Orada parmak izleri almışlar. Balkondan diyor şiş kırmışlar. Bu mesele şiş kırma meselesi değil. Bu bir olay, bu olay basit bir olay değil. Basit bir olay. Çünkü bu gazeteler kamu görevi yürüten bir kuruluştur. Kamu görevinin mutfağına adeta yok etmeye, gazeteyi çıkarmamak amacıyla, kapatmak amacıyla yapılır. Bu olay hem siyasi yönünde, hem terör yönünde, hem bütün yönleriyle üzerinde durulmasını istiyorum. Diyarbakır İl Valiliğine, Emniyet Müdürlüğüne, Cumhurbaşkanlığına ve Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Bu olay basit bir kırılsızlık olayı değildir. Bugün bu yerel bir gazetenin basit bir hırsızlık olayı sözü verilerek girmesi basit bir olay değildir. Çünkü o gazetenin bütün arşiv ve bütün dokümanları, bütün bilgileri hepsini almışlar, götürmüşler. Bugün devletin bir kurumuna yapılan hırsızlığı emniyet güçleri Diyarbakır'da 4 saat içinde şahısları yakalıyorsa, eşyaları getiriliyorsa, benim bir vatandaş olarak anayasal güvence altına mal, can, ırz altına alınmış bir kanun var. Bu kanuna dayarak benimki ara 8 gün olmuş, hiç kimse de bir olay ne oldu, ne yapıldı, ne kimler götürüldü, bizim malzemeler nerede, gazetemiz. Şimdi ben şu anda hastanede yatıyorum. Gazete nasıl çıkacak? Diyarbakır Valiliği bir konuda sessiz. İçişleri Bakanlığı sessiz. Cumhurbaşkanı sessiz. Bir de üstelik bizi temsil eden Gazeteciler Cemiyeti. Şimdi kaç gün olay olmuş? Ne arayan var, ne soran var. Onlar zaten kendi rantın ve kişisel çıkarların peşindedir. Yani bir yerel gazetenin bürosunu soyulmuş ve mağdur olmuş, korona altında olan bir kuruluşun geçmiş olsun dileğine bile bulamadılar. Yani böyle bir cemiyetin varlığı, yolu benim ne entesel eder? Şimdi bilgisayar, 2 tane aynı bilgisayar, 3 tane güvenlik kameramız, 3 tane fotoğraf makinesi, bana söylediklerini, bilgisayarların içindeki hard disk anakartları götürmüşler. Bir de işin acil tarafı, bütün çekmecelerimizi darmadağın etmişler, evraklarımızı götürmüşler. Çekmecemdeki
bulunan anahtarı çıkarmışlar, o kapıdan çıkarmışlar. Bir sürü iş yerinin kameraları vardı. Bu olayın emniyet için basit bir olaydı. Bir canlı isteseydi Emniyet Genel Müdürlüğü veya da Süleyman Soylu başında bulunduğu teşkilat bu olayı aydınlatacaktı. Birileri gazetenin çıkardığımız günden beri bizim gittiğimiz yoldan, doğru yoldan sarsmak için bizimle uğraşır. Aynı tezgahı 2017 yılında bizim yazılarımız, benim bizzat yazım içinde yazdığımı monte ederek Cumhuriyet Savcılığı'na ifademi vererek dedim bilgisayarlarımızı kontrol etmek istiyoruz. Kimse ilgilenmedi. Biz devlet malımızı, canımızı devlete teslim etmişiz. Devlet bizim malımızı, canımızı korumak mecburiyetindedir. Maddi yönünün peşinde değil. Maddi yönünün 20 milyar olur, 30 milyar olur, 40 milyar olur. Biz bu maddi yönünde değil. Biz giden belge, bilgileri yok edilmeden veya tahrifat yapılmadan o belge bilgilerini istiyoruz. Biz bilgisayarın peşinde değiliz. Bizim emniyet müdürlüğünde Diyarbakır Sayın Valide istediğimiz bu olayın üzerinde yani bir yerel basının kuruluşun bürosuna hırsız giriyor. İl emniyet müdürü hiç aramıyor. İl valisi hiç aramıyor. Tenezzülünü de vuramıyor. Sen bu vatandaşın malı canını nasıl koruyacaksın? Benim gibi bir insanın malını sormuyorsun. Derdini dertleşmiyorsun. Hazreti Ömer gibi sen şu anda Diyarbakır'ın emir-i müminisin. Hazreti Ömer gibi bir koyun Dicle kenarında kaybolursa sorumlusu benim. Siz de sorumlusunuz.